Gelen çiçeğe bakın, gelen çiçeğe. Bak bak bak, şovu kes, buraya da ayrı gül tutturmuşlar. Hanımefendi, çiçek Kadir'e gelmedi, size geldi. Bana mı gelmiş hakikaten? Bana gelecek hali yok herhalde. Kocam şov yapıyor. Kocanızdan geldiğini nereden anladınız? Kocamla başka kimse göndermez. Okunma, bana okuyamazsın diyen adama bak. Gözleri kısa kısa okuyor. Gözüm görmediğinden kısıyorum. Allah dilindeki kudreti gözlerine verse. Benim canım karım, ben ve kızımız sana başarılar diliyoruz. Senin başarını kimse tartışamaz. Zaten kazansan da kaybetsen de sen bizim kalbimizin şampiyonusun. Sana ve oradaki bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Not adaşım Kadir Bey'e söyle, seni fazla üzmesin. Kadir ya. Beni de ağlatacaksın şimdi. Ağla diye bekliyorum da ağlamadı hala. Kapı gibi adam bak, şu not kağıdında nasıl bir anda böyle incelmiş, bükülmüş, erimiş. Ağlamayacağım. Niye? Ben kadını çok seviyorum çünkü. Güzel kızınızı. Duygusuz kızım. Öldü de ağlamadı. Bambaşka. Kızım bambaşka. Ağlasanız hadi. Lira mıydı kız? Lira. 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 Acı böyle belki ağlamayacağım. Çok duygusal bir an. Tebrik ediyorum efendim. Beyefendi eşini de es geçmemiş. Önemli olan bu çiçeği hayatta tutabilmek. Orkide bakımı çok zor. Bana ameliyatta gönderdiler. Her gün arada suluyorum böyle iki günde bir. Şimdi brownie'ye geçiyor muyuz? Köfteyi verdiğimizi ama şey ha. Köfteyi attım. Brownie yaparsa fırına veremeyiz. Beklerse söner mi acaba? Sönmez. Ama brownie'yi çırpacağız ya, kapta beklerse eğer söner mi? Sönmez. Salatamız kaldı. Salatayı yapıyorum. Bir de brownie kaldı. Başka evet. Bir şey yok değil mi? Ispanak graten yok. Aa, ıspanak graten nerede? Ispanak grateni yaptım burada. Çorbayı yapmadık biz. Çorbayı koydum. Ha, koydun mu? Tamam. İran pilavı? Haşlayacağız şimdi. Onu yapıyorum şimdi. İran pilavı normal pilav. Sadece safranla renk verecek diye düşünüyorum. Kimisizler de çalla yapıyor bunu, biliyorum. Sadece adını uzatmış bence. Burçak Hanım ıspanak grateni için patateslerini rendeliyor. Rendelenen patatesler kalıba konuyor. Ispanak gratenden beklediğim patateslerin güzel pişmesi. Çünkü fırın ayarı olsun, pişmesi olsun çok önemli. Sert kalabilir, çok yumuşak olabilir. Bu kalıbımıza döktük ki güzel sunum yapabileyim diye. Bir tanesinin üzerine koyup bize de gösterir misiniz? Ara sıcakta bunun yanında ne vereceksiniz? Yaprak sarma. Ara sıcakta bu kadar. Bir ferahlatıcı yoğurtlu moğurtlu bir şey istemez miydiniz bu ıspanak gratenle? Haydari mi? Öyle uygun görmüş. Niye baskı yapıyorsunuz Kadir Bey? Tövbeler olsun. Ağzımı açmadan üstüme suç kalıyor ya. Demiyor ya. Bu domatesler küp küp mü kız? Demin haydari dedi. Fikir verdim ben. Şu an fikir verilecek zaman değil. Bilakis destek olunacak zaman Kadir Beyciğim. Ispanak graten yemedim daha önce. Merakla bekliyorum. Nasıl bir tat, nasıl bir lezzet? Kebapçı salatası için domatesler küp küp doğranıyor. Ev işte aşı çorbamız kaynıyor. Ve fırından dumanı üstünde rosto köftemiz çıkıyor. Rosto köfte daha önce yemedim ama araştırdım. Kolay bir yemek ve ben bu gece gerçekten sofradan aç kalkacağım. Bunun içine ne süreceğiz şimdi? Yumurta beyazı süreceğiz. Ama bu çok sıcak. Yumurta beyazı hemen sürünmez. Pissin yok, yok. Zaten. Tekrardan saracağız. Öyle. Aa, çok güzel kokuyor yalnız şu anda. Ne istiyorsunuz hanımefendi? Fırça. Adını unuttum ya. Heyecan yaptırdınız. Çok zor bir isim olmasa gerek fırçanın. Rosto köftenin üzerine yumurta beyazı sürülüyor ve alüminyum folyo ile sarılıyor. Bu salatada salatalık yok mu? Yok. Kebapçı salatasında olmaz. Kebapçı salatasının en önemli özelliği acılı ve ekşiliğidir. Bunun güzel bir şekilde orantılı olması lazım. Ona bakacağım salatada. Arkadaşlar, brownie yok, brownie. Allah aşkına moral bozma Kadir'im ya. Ya yarım saattir mahkeme mübaşiri gibi son dakikamız kaldı diyen ben miyim? Kadir'cim, fırının altında bakır kaplı su var. O su rosto köftenin kurumasını engelleyecek. Peki, hadi bakalım. Salata bitti arkadaşlar, alın malzemeyi. Kebapçı salatası menü uygun değil. Daha değişik bir salata yapabilirdi. Kuru nane. Bu kebapçı salatasının sosu. Sosu ve şeyi hazırlıyorum. İlk önce kuruları karıştırmamız lazım. Kuru nane, pul biber, çok az karabiber koyacağım. Sen bunu ye bari. Fırına girecek oradan. Beşameli nerede bunun? Pişmedi mi daha beşameli? Pişti pişti, yağını. Brownie ile birlikte yağını eritiyorum. Hem brownie'yi hem beşameli bir arada çıkartacağım. O 7 çeşit baharat oldu. Ne vardı içinde? Bunda karabiber, pul biber. Onu zeytinyağı nerede? İsot, onu ayrı yapıyoruz. Bunun özelliği o. İlk önce kurular iyice birbiriyle harmanlanana kadar karışması lazım. Özleşecekler. Evet. Sonra? Sonra yağını. Limonunu. Limon yok bunda. Nar salatada ekşisi. Salatada limon olmaz olur mu? Olmaz. En iyi kebapçı salatasının malzemelerini ben size sayayım. Birer demet maydanoz ve yeşil soğan. Bir tane kuru soğan, 2 adet köy biberi, 3 adet sivri biber, 5 adet domates, birer tatlı kaşığı tuz, kuru nane, isot, pul biber, karabiber, 2 yemek kaşığı nar ekşisi ve yarım çay bardağı zeytinyağı. Kebapçı salatası yani çok basit bir salata.
salata. Pek menüye de uymamış. Salatanın acılığı, ekşiliği çok önemli. Patates ne için? Bunun üstüne. İran pilavını. Onun altına koyduk. Patatesi niye koyuyorlar anlamıyorum yani İran pilavının altına. Onun üstü kıtır kıtır olması lazım Kadir Bey. Dibi tutmasın diye. Ya dibi tutarsa da onun aslında patatesinin kıtır kıtır olması lazım. Safranla birlikte özdeşiyor patates. Yalnız çok güzel patates soyuyorsun. Şu an acelem var ama yapacak bir şeyim yok. İran pilavı için patatesler acele acele soyuluyor. Enişte aşı çorbasına gıdılar ekleniyor. Brownie nerede? Brownie yok hala. Beşamel de yok değil mi? O yok, köfte çıkacak, bu girecek, bu çıkacak, brownie girecek. Woo! Yandı gülüm keten elva. Yanmadı bir şey Kadir, sakin. Un rica edebilir miyim dış ses? Unu ne yapacaksınız? Başameli yapacağım 2 dakika. Buyurun hanımefendiciğim. Teşekkürler. Kadir öylece oturuyorsun ya, tebrik ederim. Sen 3 haftadır kılını kıpırdatmıyorsun. Bu rahatlığını tebrik ederim. Hop dur 1 dakika. Paramı istersin sen şimdi. 5 lirasını derdine düştüm sanki. Kız sen benden yardım istedin demen etmedin mi? Ettim. Şimdi Kadir bunu çikolataları kırar mısın rica etsem bunun içine. Ve nihayet brownie yapmaya başlıyoruz sevgili seyirciler. Brownie bu menüye pek uymamış açıkçası. Bu menüye yakışacak tatlı şerbetli tatlılar olurdu. Ben Burçak Hanım'ın yerinde olsaydım şerbetli bir tatlı seçerdim. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Beşamel döküyor. Burçak Hanım buzlarınızı boyununuz. Buzu ne yapacağız? Bu kadar mı buz var? Safrana evet. Ama 2 tane lazım zaten, 2 küp lazım ya bana. Niye ne yapacağım buzu öyle? Safranı buzlu açmam lazım. Suyla açılmıyor mu? Hayır. Pilavında şöyle bir şey var, herkes safran sevmeyebilir. Safran riskli. Yedim daha önce, tadını biliyorum ve yerinde yedim, İran'da yedim. 18 dakika kaldı, daha hala bu fırına girmedi. Şunu vereyim mi fırına? Verelim. Böyle ilk baktığım zaman tabii dıştan da yargılamak istemiyorum ama hafif hafif ağırdan alıp hani böyle sanki yuvur yuvur işte ne bileyim bir şey yapacak halde değil de daha narin, hani böyle yetiştiği yani çok da fazla böyle bir belki birkaç şeyini yetiştiremeyecek. Brownie için malzemelerimiz 240 gram bitter çikolata, 3 yumurta, 125 gram tereyağı, 1 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı un, 80 gram beyaz çikolata, 1 paket krema, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 6 top sade dondurma. Yani bence böyle bir menüye brownie olmamış. Kars'tan gitmiş, sanki bir anda bebeğe geçmiş gibi. Bence brownie olmamış. Hanımefendi beyaz çikolataları araya koyuyor. Ne kadar peki o fayda verecek ona? Yani böldüğümüzde içinden çıkacak mı beyaz tabii çikolata? Ya ne tabii? Hepsi üstüne çıktı onların. Hayır çıkmayacak, ben onu yapacağım. Kaşıkla bastır da fırına ne zaman vereceğiz? Şimdi veriyorum. Bunu kekten farkı ne? Kekten farkı bence yoğun çikolata ve yumuşak olması. Orada bir şey yanıyor. Aa dur dur. Eyvah eyvah. Köy yanıyor köy. Ne oluyor orada ya? Peçete peçete. Ocaktaki şeye niye peçete koydunuz? Hayır o suyunu alsın diye. Suyunu alsın. Tereke'de fincan şarkısı nasıldı Kadir? Tereke'de fincan ben koydum. Embele'de zekuban embeyle piştim o. Çok kötü koktu Kadir Bey. Koyayım mı brownie'yi üst kata? Evet koyabiliriz. Salçalı sos yapacaktınız. Heh, sen ne istiyorsun şimdi benden? Ana yemeğin sosu nerede? Şu an salçalı sos yapıyorum. Bu ana yemeğin sosu mu? Evet. Yalnız az gelir ona gibi mi gelir? Şu salçam bir topar gitsin de. Az gelir Osman Aga. Az gelir değil, ağır gelir. Siz servis edene kadar o kaşarlar kayış gibi olacak. Erken koydunuz bence. Alta koydum dış ses. En alta. Rosto köftemiz sosuyla buluşmak için fırından çıkıyor. Of. Cazır 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 cazır. Düşmanların çatlasın Kadir ezildi. Kudursunlar. Çat 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 çat. Ha bu safra. Kudursun. Veriyorum bunu geri fırına. Evet evet verelim. Tamam. Yalnız fırın muazzam bir fırın. Brownie, rosto köfte, altında da efendim patates graten pişiyor. Bugün masa çok güzel geçer. Sevim Hanım fırsat verirse tabii biz de konuşuruz, fikirlerimizi söyleriz. Fırsat vermezse de sustururuz, yapacak bir şey yok. Burçak bugün atlattıktan sonra çok farklı biri olacak. Ona ne koyacaksın, o kremayı ne yapacaksın? Burçak buraya gel. Buyurun. Masanın üstüne gel, görelim seni. Pudra şekeri koyacağım. Bunu brownie'nin yanında sunum yapacağım dondurmayla birlikte. Dök hepsini, niye azar azar koyuyorsun? Dökelim. Dök gitsin. Getir pudra şekerini de hemen. Burada şekerim. Burada. Ses bizi yanıltıyorsun, görüyorsun değil mi? Bana komplo kuruyor sabahtan beri. Elim ayağım karışmadı, yetiştireceğim. İyi gittin, iyi gittin, ses etme. Ben zaten eliniz ayağınız karışmasın diye uğraşıyorum. Kadir görüyor musun? Bana mı anlatıyorsun 5 senedir? Allah Allah. Ya sen bir gün dayanamıyorsun. Ben 5 senedir burada karşısında Allah oturuyorum. Allah sana yardım etsin. Amin, amin. Oldu mu şimdi? Evet. Yarasın. Aa,
Güzel oldu. İlk defa budur şekerli krema yedim. Evet. Bunu sos yapacağım, yanına da dondurma. Güzel oluyormuş. Şu yüzündeki memnuniyetsizlik ifadesinden bir vazgeç. Ama yediğin şey hoşuma gitmiyor. Bu arada bitti. Tadına baktık kremayla pudra şekerim. Bitti mi? Evet. Safran peki hanımefendi? Bu sonra en son sunumda dökülür. Tebrik ediyorum o zaman, diyecek bir lafım yok. Bitmiş mi? Karını hissettirmeden bitirdi bile. Eli hafifmiş Kadir. Erişte aşı çorbası. Burada. Ispanak graten. Yaptık fırında Kadir Bey. Yaprak sarma. Sardık efendim. Rosto köfte. Pardon bir dakika, araya gireceğim. O yaprak sarmaların bir tanesi yansın, soracağım size. İran pilavı. İran pilavı da burada. Tamam. Kebap salatası tamam. Brownie tamam. Yalnız kaç dakika var? Brownie pişecek daha. Hadi bakalım. O zaman gidelim biz. 3,5 dakikanız kaldı. Süre bittikten sonra kapatmak zorundasınız. Aç aç kız, kapağını açma. Derecesini aç. Pilavın altında 4 dakika sonra kapatıyoruz. Bilgin olsun. Evet sevgili seyirciler, haftanın ilk günde Esenyurt'ta Burçak Hanım elinden geleni yaptı. Eminim dedi. Her zaman hırs ederim ve hırsımın kurbanı olurum dedi. Çünkü her şeyi yaparım dedi. Tebrik ediyorum. Dış sesin bütün negatifliğine rağmen bu işi de bitirdin. Çok negatif dış ses ya. Gerçekten 17 dakika var. Hadi Burçak yetişmedi. Hadi Burçak yetişmedi. Ben yetişmedi demedim hanımefendiciğim. Çabuk olun diye sizi uyardım. Yetişmeyecek diye Kadir dedi. Ben niye dedim biliyor musun? Neden? Çünkü sen hırslı bir kadınsın. Ya. Seni pohpohlarsam yapamazsın. İnadına konuşacağım ki öyle çalışacaksın. Tamam. Ters gazla. Çaktın. Hadi gidiyoruz bakalım. Çimende sürü gazlar. Hop gülüm nana inanay. Kanatları beyazlar. Şengülüm 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 şengülüm. Masada görüşmek üzere. Görüşürüz. Geç Şengül. Geç. Şengül geçti. Burçak'tan güzel bir masa düzeni bekliyorum. Çok yormasın. Şık, sade bir sofra hazırlayabilir. En amarat filmde bugün Burçak Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız erişte aşı çorbası, ıspanak graten, yaprak sarma, İran pilavı, rosto köfte, kebapçı salatası ve brownie ile rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.